Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar. Bu videoda sizlere yaklaşan Cadılar Bayramı ile beraber gelecek olan etkinlikle bizlere verilecek ücretsiz ödüllerden yine önümüzdeki Brawl Talk ile beraber oyuna gelebilecek şeyleri sizlere göstereceğim. Bu tarzda videoları da devam için bu videoya en az 3000 like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız gerçekten çok sevinirim diye hemen videoya geçeyim. Yani videoyu da geçmeden önce dükkanında en sağlam içerik ve destek bölümünden ustayı destekleriyle yaptığıma emin oluyorum. Sizler de burada sadece ustayı destekleyerek yapmış olduğum çekilişlere de katılabiliyorsunuz. Buradan da ustayı destekleyenlere kocaman bir kalp yolluyorum. Yani hemen videoya Brawl Pass'teki ücretsiz ödüllerimi açarak başlamak istedim. Umarım bir efsanevi Star ID'si yakalarız diyerekten efendim şu ücretsiz ödüllerimi bir açalım bakalım. Neler yakalayacağız efendim? Videonun şansına belki arkadaşlar dediğim gibi bir efsanevi Star ID'si mi ne? Ne belki de gelir hocam, belki de gelir ama nerede gelir? Abi yanlış aldım. Ve arkadaşlar son star hediyemiz, çok az star hediyemiz vardı ve hiçbirisinden de gördüğünüz gibi efsanevi star hediyesini yakalayamadık. Evet, Brawl Pass'teki ücretsiz ödüllerimizi de topladıktan sonra video başında da söylediğim haberlerimizi hızlı bir şekilde geçin. Ya bir sizlere ilk bahsetmek istediğim şey, Brawl Stars'ın resmi Twitter hesabı üzerinden 3 Ekim tarihinde yeni sezonumuz olan Korkunç Öyküler sezonunu tanıtan 1 dakikalık bir video yayınlandı ve bu videonun ana konusu arkadaşlar bir tane kitaptı. Buyurun videoya bir bakalım. Evet, videoya bakarsanız arkadaşlar bakın burada bir kitap görünüyor arkadaşlar. Kitaba iyi dikkat etmenizi istiyorum çünkü az sonra söyleyeceğim şeyler tam da bu kitapla ilgili olacak abi. Burada işte solda Draco'yu gösteriyor, sağda Draco'nun kostümünü gösteriyor arkadaşlar. Bu yeni sezonumuz Korkunç Öyküler sezonuyla beraber gelen efsanevi kostümü. Kit'i gösteriyor. Kit'ten sonrasındaysa arkadaşlar gördüğünüz gibi yine Kit'in kostümünü gösteriyor ve bütün her şey bu kitap üzerinde dönüyor arkadaşlar. O yüzden kitabın özellikle sondaki haline iyi dikkat etmenizi istiyorum. Az sonra Brawl Stars sadece partnerlerin girebildiği test hesabı içerisinde bu kitapla alakalı çok önemli bir görsel var abi. Buradaki bağlantıyı sizlere göstereceğim ancak öncelikle şu videonun içerisindeki kitabın içerisinde daha doğrusu neler gösteriliyor biz onlara bir bakalım abi. Burada Surge'ü, sağında da Surge'ün Brawl Pass'teki kostümünü gösteriyor arkadaşlar gördüğünüz gibi ve sonrasında Nani'yi gösteriyor bizlere ve sağında Shelly'yi kovalarkenki bir görüntü var arkadaşlar. Ve az sonra arkadaşlar bu kitap kapanacak ve gördüğünüz gibi burada kitap kapanıyor abi. Ve üzerinde gördüğünüz gibi yazı yazıyor ve bu yazıda korkutucu bir hikaye tarzında bir şey yazıyor arkadaşlar. Ve sonrasında geçtiğimizde abi kitabın üstü zincirle kapatılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve sonrasında bakalım ne oluyor, sonrasında ekran kararıyor. Yani kısacası arkadaşlar yeni sezonumuz olan Korkunç Öyküler sezonunu tanıtırlarken bu şekilde bir video yayınlanıyor. Ve video tamamen bu kitapla alakalı arkadaşlar ve dediğim gibi videonun sonunda da kitap bu şekilde geliyor. Şimdi dilerseniz sizlere test hesabı içerisindeki bir görseli göstermek istiyorum. Ve Brawl Stars'ın biz partnerlere sağladığı test hesabı içerisinde arkadaşlar şu an profil simgelerinde yani oyuncu simgelerinde şu şekilde bir profil simgesi var arkadaşlar. Ve buna biraz birazcık ben şöyle yakınlaştırırım. Gördüğünüz gibi az önce tanıtılan kitabın aynısı olduğunu hemen fark etmiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Tek fark abi üzerinde star hediyelerinde olan bir yıldız simgesi var. Yani bu neyle alakalı bilmiyorum. Ancak arkadaşlar önümüzdeki Brawl Talk'la beraber gelecek bir şeyle alakalı olduğu kesin. Çünkü bildiğiniz gibi Brawl Stars önceki güncellemelerde de yaptığı üzere test hesabı içerisine o anki sezonlarla veya karakterlerle alakasız profil simgeleri de rozetler ekliyor. Ve sonrasında gelen Brawl Talk'larla beraber biz bu test hesabı içerisine koyulan alakasız profil simgesi ya da rozetlerin yeni bir karakter ya da sezonla alakalı olduğunu görüyoruz ve hatta çoğu zaman yumurtada da olduğu gibi böyle açılabilen yeni özellikler olduğunu görüyoruz. Ve muhtemelen arkadaşlar bu profil simgesi bir sonraki Brawl Talk'ta bizlere ücretsiz olarak verilecek ve bir sonraki Brawl Talk'la beraber gelecek yeni bir sezon ya da yeni bir özellikle alakalı bir şey olacağı kesin gibi duruyor arkadaşlar bu profil simgesi. Yine bize bir spoiler olaraktan bu test hesabına yerleştirilmiş durumda. O yüzden videonun içerisinde ilk olarak sizlere bu profil simgesini göstermek istedim abi. Ve dediğim gibi Brawl Talk'un altında da her zaman arkadaşlar bir link paylaşıyorlar ya. İşte oradaki linkle beraber bu profil simgesini bizlere muhtemelen Brawl Stars ekibi ücretsiz bir şekilde verecek. Bunu da söyledikten sonra Brawl Talk demişken abi gelin sizlere Brawl Talk'un da olası tarihini sizlere göstereyim. Evet, bu Twitter sayfasını arkadaşlar Çoğu Sen diye bir arkadaşımız gördüğünüz gibi Brawl Talk'a dahil olmak üzere bir takvim yayınlamış Ekim ayının sonuna kadar gelecek özelliklerle alakalı. Tabii ki de bu takvim kesin olarak her şeyin geleceği tarihi doğru olarak göstermiyor ancak tahmini bir tarih ve muhtemelen de Brawl Talk'un geliş tarihi 26 Ekim olacak gibi duruyor arkadaşlar. Cumartesi günü ve bu %100 diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü Brawl Talk'lar artık aşağı yukarı ne zaman geleceği belli oluyor ve 26 Ekim'de arkadaşlar yeni Brawl Talk'umuz oyuna gelecek ve dediğim gibi bakın burada da gösteriyor. Bir sonraki güncelleme diyor ve burada da bu profil simgesini görebilirsiniz abi. Çoğu senin paylaştığı bu tweette. Bir sonraki güncelleme bu kitapla alakalı olacak arkadaşlar. Tekrardan bunu altını çize çize size söylüyorum. Dediğim gibi ya yeni bir karakterle alakalı olacak bu kitap ya yeni bir sezonla alakalı ya da abi aynı yumurtalarda olduğu gibi yeni bir oyuna eklenecek özellikle alakalı olacak abi bu kitap. Ve bizlere de Brawl Talk'un altında ücretsiz bir şekilde linkle arkadaşlar bu kitap verilecek profil simgesi olarak. Test hesabından gösterdim zaten ve bu kitabı iyi aklınıza tutmanızı istiyorum abi. Çünkü bunu %99,9 şeklinde bileceğiz abi. Onu tekrardan söyleyeyim ve
buradaki paylaşılan takvime göre zaten geçen sene de arkadaşlar hatırlayacaksınız Cadılar Bayramı kostümleri 21 Ekim'de gelmişti. O yüzden de onu referans alaraktan Chaosen burada muhtemelen doğru bir tahmin daha yapıyor ve 21'inde Cadılar Bayramı yani zombi etkinliğinin oyuna ekleneceğini söylüyor ve 21 Ekim'le beraber de Dynamite'ı şu yeni zombi kostümü, 23'ünde burada Pam'in zombi kostümü ve 25'inde de Gus'ın zombi kostümlerinin oyuna ekleneceğini söylüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve yine hatırlayacağınız üzere Brawl Talk'a böyle 5-10 gün kala bir Brawl Stars bir topluluk etkinliği paylaşıyor. Her Brawl Talk'tan önce abi hatta en sonki Brawl Talk'tan önce de yine bir 5-10 gün önceden 7 mega kutumu 42 star hediyesi mi diye bir topluluk etkinliği başlatmışlardı hatırlayacağınız üzere. Ve yine böyle bir topluluk etkinliği muhtemelen şöyle bir 18'i gibi arkadaşlar başlayabilir. Yani Cadılar Bayramı ile denkleşebilir abi. Cadılar Bayramı da bu arada 31 Ekim'de arkadaşlar kutlanacak. Biz yine Brawl Talk içerisinde bu arada Cadılar Bayramı ile de alakalı şeyler görebiliriz. Böyle korkunçlu morkunçlu şeyler belki karakterler belki yeni özellikler arkadaşlar. Bunu da altta dipnot olarak düşeyim ve buradaki zombi kostümlerinin de oyuna gelmesiyle beraber bir topluluk etkinliği dediğim gibi başlayabilir ve bu da zombi etkinliği ile alakalı olabilir ve bizlere yine bir sürü ücretsiz ödül verebilir abi Brawl Stars ekibi. Ve tabii ki de arkadaşlar bu yaklaşan zombi etkinliği ile beraber de alabileceğimiz ücretsiz ödüller de ekranda görünüyor abi. Burada gördüğünüz gibi şu yeni eklenen zombi ile alakalı veya Cadılar Bayramı ile alakalı buradaki gördüğünüz buradaki rozetler falan arkadaşlar bizlere ücretsiz bir şekilde verilebilir. Bakın burada görüyorsunuz abi. Ücretsiz verilebilecek bu zombi etkinliğiyle beraber rozetleri vesaire. Altta da zaten Brawl Talk'ta da bizlere gösterilmişti. 21 Ekim'de zombi etkinliğinin oyuna gelmesiyle beraber Volley Brawl, Pumpkin Plunder ve Payload diye 3 tane yeni oyun modu arkadaşlar tekrardan oyuna eklenecek. Zaten bu da bize Brawl Talk'la gösterilmişti abi. Bu da kesin bir bilgi. Ve tabii ki de bu Cadılar Bayramı ile ilgili verilebilecek ücretsiz ödüller arkadaşlar işte rozetler vesaire dediğim gibi ama bunun yanında az önce de söylediğim gibi bir topluluk etkinliği de mutlaka Brawl Talk'tan bir 5-10 gün önce oyuna gelmesini bekliyorum çünkü hep öyle oluyor. Ve bu topluluk etkinliğiyle de beraber eğer ki Cadılar Bayramı ile ortaklaşa bir topluluk etkinliği olmayacaksa arkadaşlar yine bizlere normal strateji ya da efsanevi strateji ya da mega kutular ücretsiz bir şekilde topluluk etkinliğiyle beraber verilecektir abi. Bunun da altını önemli çiziyorum. Ve tabii ki de 21 Ekim'de zombi etkinliğinin başlamasıyla beraber de eski Cadılar Bayramı kostümleri de oyuna geri dönecek arkadaşlar. Onların da fiyatları 3 aşağı 5 yukarı belli oldu. Buyurun size onu da göstereyim. Ve burada da BTLN adlı Twitter kullanıcısının tahmini olaraktan arkadaşlar geri dönecek Cadılar Bayramı kostümlerinin kaç elmas olacağıyla alakalı bir tweet'i var. Buna göre abi 79 elmas yerine 39 elmasa Brovlevin Rose oyuna gelecek. Yine 39 elmasa Hayalet Squeak oyuna gelirken Cold Pengula kostümü 39, Ginny'nin kostümü 39, burada Başsız Stu kostümü 79 elmasa, Zombrok kostümü 19, buradaki Leon kostümü 39, Rank and Grow kostümü 79, Shelly'nin kostümü 149, Beyaz Kurt Leon kostümü 149, yeni eklenecek Dynamite kostümümüz 79, yeni eklenecek Pam kostümümüz 149, yeni eklenecek gaz kostümümüz 79 ve yeni eklenecek diğer kostümlerimiz Colette ve Primo'nun kostümleri ise 29 elmasa oyuna eklenecek denmiş. Bu aşağıdaki kostümler kesin arkadaşlar fiyatları ancak yukarıdaki kostümler tahmini olaraktan fiyatlandırılmış abi onu söyleyeyim. İşte yeniden eskiye doğru üzerinde bir fiyatlanma yapılmış. 3 aşağı 5 yukarı bu elmas fiyatlarıyla gelecektir ancak tabii ki de ufak tefek değişiklikler olabilir arkadaşlar. Sonuçta kesin fiyatlar değil bunlar. Bunu da söyleyeyim. Evet hemen çürüyen Dynamite kostümümüze bakalım. Kendisi süper ender bir kostüm arkadaşlar ve zombi etkinliğiyle beraber 21 Ekim'de oyuna eklenecek. Hemen hocam kostümü test ettiğimizde atış efektlerinin bu şekilde olduğunu görüyoruz. Boş bir yere atış edelim bakalım. Yani güzel bir atış efekti var 79 elmaslık bir kostüme göre ve ult efekti de bu şekilde abi. Bence gayet iyi arkadaşlar. Ne diyorsunuz yorumlara yazın tabii. Bence güzel bir kostüm olmuş. Yine Pam'e de arkadaşlar kokuşmuş Pam diye bir zombi kostüm eklenecek ve bu şekilde duruyor kostümümüz gördüğünüz gibi. Kendisinin gerçekten dış görünüşü bayağı iyi. Kendisi bu arada 149 elmaslık bir kostüm arkadaşlar ve atış efektlerini görüyorsunuz. Şu an böyle mezarlıkçı bir karakter kostüm olduğu için böyle mezarlıktaki gözlerdir, kemiklerdir falan onlar atıyor gördüğünüz gibi ve ulti animasyonunda da arkadaşlar bu şekilde bir ulti animasyonu var. Yani güzel bir kostüm abi. 149 elmasa bence gideri var kostümün. Yine Gus'a da ürkütücü Gus diye bir Cadılar Bayramı kostümü eklenecek arkadaşlar ve bu kostümde süper ender bir kostüm olacak. Hemen bir deneyelim hocam atış animasyonu. Bakın arkadaşlar atış animasyonu bu şekilde yerde bir iz bırakıyor. Bence gayet tatlı. Bakar mısınız abi yerde bıraktığı izlere? Bakın bu şekilde ve ulti animasyonundaysa arkadaşlar bu şekilde bir şey atıyor, balon atıyor. Bence gayet iyi bir kostüm 79 elmasa göre. Gayet tatlı bir kostüm olmuş. Evet Kaçık Colette diye yine bir Cadılar Bayramı kostümümüz daha var arkadaşlar ve kostüm bu şekilde duruyor. Kendisi 29 elmaslık bir kostüm ve ben kostümün atış efektlerini göstereceğim ancak herhangi bir atış efekti yok ender bir kostüm olduğu için arkadaşlar ama dış görünüşü korkunç mu? Korkunç hocam. Almak isteyenler tabii 29 elmas karşılığında bu kostümü alabilecekler efendim. Ve gerçekten de ismi çok havalı yine bir Cadılar Bayramı kostümümüz var. Vampirino diye bir kostüm arkadaşlar ve gerçekten arkasındaki karatları falan çok tatlı bir kostüm. Bu da 29 elmaslık bir kostüm abi. Ve kostümü deneyecek olursam arkadaşlar yine 29 elmaslık kostüm olduğu için herhangi bir atış animasyonu falan yok ama bunun da dış görünüşü bence Colette'den daha tatlı. Yani Colette alacağım bunu alırım abi eğer ki kostüm alacaksam. Çünkü dış görünüşü bayağı bir tatlı olan bir kostüm arkadaşlar.
Ve bu şekliyle de ben bir Brawl Stars bölümünün daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Umarım da videoyu izlerken keyif almış ve beğenmişsinizdir. Sizlere bu videoda yaklaşan 21 Ekim'deki Cadılar Bayramı ile beraber gelecek bir topluluk etkinliği ve bizlere verilecek ücretsiz ödüllerden, yeni Brawl Talk'la beraber gelebilecek yeni özelliğe ve Brawl Stars'ın spoilerını verdiği bir profil simgesinden bahsettim. Umarım da video dediğim gibi hoşunuza gitmiştir. Başka da Brawl Stars bölümlerinde görüşecek. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın ve bay bay.